Evrenin büyülü atmosferine hoş geldiniz baylar bayanlar. Sunucunuz ben Space Türk. Saatlerimiz 03.14. Bugünün sabahı 6 Mayıs 2024 Pazartesi. Bugünün sabahında Şanlıurfa'da 9 koşulu müthiş bir program var arkadaşlar. Şöyle programı ön plana çıkartayım. Evet arkadaşlar, şimdi bu programı bir ön bilgi olarak sizlere yorumlayacağım. Fakat şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yarın koşullar o kadar zor ki, fakat bir yarış sever gözünden bu zorluklar arkadaşlar. Teknik olarak işin içine girdiğimiz zaman hangi koşulların, hangi ayakların AGF oranlarının ve favorilerin veya sürprizlerin ya da plaselerin nerede geleceğini şu an için hepsinin yerini tespit ettim arkadaşlar. Çok detaylı bir çalışma yaptım bu programa. Çünkü bu program belki de hani o beklediğimiz tevzi var ya, büyük bir ihtimalle de 4. koşu itibariyle 9. koşuya kadar AGF'ye gelme oranları çok düşük arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yarın 2. altılı ganyan favorisiz bitebilir. İlk altılı ganyanda net bir bankımız var arkadaşlar. İlk altılı da şöyle 50-100-150 bin bandında bir ikramiyeden açılış bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki bu gelecek ikinci favoriye bağlı ki zannetmiyorum. Tek favori gelecek ilk altılıda. İkinci altılıda favori beklenti oranım çok düşük arkadaşlar. İkinci altılıyı favori gelme ihtimali, gelmeme ihtimalini gördüm. O yüzden baktığımız zaman handikap 14 ilk ayak, ilk altılının ilk ayağı 3 yukarı İngilizler. Burası kafadan sürprizle başlayacak arkadaşlar. Onu öncelikle dile getireyim. Arkasından ikinci koşuya geldiğimiz zaman, ikinci koşuya geçelim şöyle bir. Meydan 3 yaşlı Araplara ait arkadaşlar. 3-15 Arap'la bölünmüş. 45 tane yarış hayatının daha ikinci startını alacak ve bazılarında ilk startını alacak 3 yaşlı Arap safkanları bir arada arkadaşlar. İkinci koşuda net bir tane bankomuz var. Üçüncüye geldiğimiz zaman arkadaşlar, burasının da sürpriz gelme olasılığı çok yüksek. Dördüncüye geldiğimiz zaman burasının ikinci altılının ilk ayağı ve ilk altılının da dördüncü ayağı arkadaşlar. O yüzden burasının patlama olasılığı çok 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 yüksek, hem de müthiş bir patlakla. Tabii ki bunlar şu an için benim listemde, sistemimden bana çıktı bunlar. Yarın netleşecek AGF oranları. Hepsi birleştikten sonra o sürpriz atlar şu an için şablonumda hazır. Fakat son güncellemeler olacak yarın. Korkmayın, çok atla geçmeyeceğim arkadaşlar. Yani bugün en fazla at yazacağım yer 4 veya 5. Onu dile getireyim. 2 altılıda da aynı. Günün 5. koşusu ilk altılının 5. ikinci altılının 2. arkadaşlar. Burasının da patlama olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Onu dile getireyim. Günün 6. koşusu ilk altılının 6. ayağı, ikinci altılının 3. ayağı arkadaşlar. Burasının da patlama olasılığı tatlı bir sürprizle çok çok yüksek arkadaşlar. Yılma boyu ne sıkıştırmıştık o gün 24 Dragon yanına tek olaraktan arkadaşlar, hatırlıyorsunuz değil mi? Ama bugün grupta işi çok zor arkadaşlar.
Günün yedinci koşusu ve ikinci altınlığın da dördüncü ayağına geldiğimiz zaman arkadaşlar, burada plase tatlı sürprizler bekliyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci atlar arkadaşlar. Yani tatlı %6 AGF oranında da yarın netleşecek. Günün sekizinci koşusuna geldiğimiz zaman arkadaşlar, 3 yaşlı Arapların 15 tane safkanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 safkanın ilk defa start alacağı, diğer 7, 8 safkanın da 9 safkanın da dengesiz derecede bazılarının tabela yaptığını görüyoruz. Bazılarının tabela dışında kaldığını görüyoruz. Bazılarının da sıfır çektiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani ne kadar zor bir koşu olduğunu maidenların özellikle size dile getireyim, ama yarışsever gözünden benim için kolay arkadaşlar. Onu da söyleyeyim özellikle. Yani buralara yazacağımız en fazla at sayısı 4-5'e geçmeyecek arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Günün sonuna geldiğimiz zaman arkadaşlar 16 tane at koşuyor. Şartlı 3 dişilere ait, 4 karaplara ait bir koşu. Burasının patlama olasılığı da 10'da 5 arkadaşlar. Onu öncelikle dile getireyim. Burayı da büyük bir ihtimalle 3 atla sıyrılacağız arkadaşlar. Günün 7. koşusunda büyük bir ihtimalle 3-4 atla sıyrılacağız. Günün 6. koşusuna yükleneceğiz arkadaşlar. Burada 1-2-3-4-5-6 ata kadar çıkabiliriz. Günün 5. koşusunda 3 atla buraya geçeceğiz arkadaşlar. Günün 4. koşusunda büyük bir ihtimalle ya 3 ya 4 ya 5 atla geçeceğiz. Burayı da büyük bir ihtimalle 2 veya 3 atla geçeceğiz arkadaşlar. Bu meydanda tek geçeceğiz arkadaşlar. Günün ilk ayağında da, ilk altının ilk ayağında da, birinci koşuda da büyük bir ihtimalle 2-3 atla geçeceğiz. Hemen hemen bitirdik. Arkadaşlar bu şekilde. Böyle çok atlıların olduğu zaman ben rahat ediyorum arkadaşlar. Yani bu çok atlılarda ben 3-4 atla buraların gelecek atlarını her zaman izlediğiniz, bildiğiniz üzere bilirsiniz siz beni. Yani %99 başarılı oluyorum. Ama işte bazen böyle 5 tane 6 tane at koşuyor şöyle. Orada bazen 4 atta 5 atta hatta kapatmaya kadar gidebiliyorum. Çünkü o şekilde durum o an onu gerektiriyor. Sistem onu gerektiriyor. Fakat bugün gerçekten yarın için bana çok kolay bir altılı. Çok zor ama çok kolay. Ve ben ilk altılının 50 bin, 100, 150, 200, 300 bine kadar gidebileceğini düşünüyorum ikramiye olarak. İkinci altılının ise yani o tevziyi almak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten yani bu tevzi, ikinci altılının tevzisi, yani biz oynamazsak devretme ihtimali çok yüksek. Fakat yani bilinmeme ihtimali çok yüksek. Fakat yarın inşallah, yani o gün yarındır inşallah. Ocak 1'den beri, yaklaşık 5-6 aydan beri 5. aya girdik. Evet, 5. aya, Mayıs'a girdik. Ocak 1'den beri o gün bugün değil. O gün bugün değil. O gün bugün değilmiş diyerekten 5 ayımız geçti arkadaşlar. Artık yarınki programda favorisiz bir program ikinci altılı. Bana göre, yani bana göre kurmuş komite sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendilerine. Çok güzel bir oyun kurmuşlar. Space Türk gel. Bombala al. Hadi bakalım, yarın göreceğiz. Arkadaşlar bilmiyorum, yani içimden başarılı olabilme ihtimalimin %90 olduğu geçiyor. Çünkü bu zorlu programda sisteme entegre ettiğim zaman safkanları, bu görmüş olduğunuz bütün safkanların sistemdeki sonuçlarında çıktığı şekilde, yani oranlar müthiş gerçekten. Tam benlik program arkadaşlar. Onu dile getireyim. İnşallah böyle yarınki son güncellemelerle de AGF oranlarında bir terslik yaşamam. Eğer o şansımız da yaver giderse %5, %10 şans istiyorum zaten. Fazla bir şey gerek yok. Diğeri zaten teknik bilgi ve sistem.
tecrübe. Bundan sonrası artık %5, %10'luk bir şans. Onun için dua ediyorum. Bir %5, %10'luk bir şansım olsun yarın. Zaten o da olduğu takdirde Allah nasip ederse yarına sağ çıkarsak yani başarı oranımız yarın çok yüksek olacak. Yarın müthiş dörtlüler, üçlüler, ikililer, çifteler, altılılar müthiş derece ikrame verecek arkadaşlar. Şöyle Bursa'ya baktığım zaman Bursa'ya bölünmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani ne verirse versin, ister 1000 lira versin, ister 10 bin lira versin, ister 20 bin lira versin. Bursa Urfa kadar, Urfa'nın tırnağı olamaz yarın, onu söyleyeyim. O yüzden Urfa'ya kendinizi saklayın, hazırlayın. Gönlüm isterdi ki Kozmik Rom'daki premium üyelerimle birlikte sizlerin de katılımlarıyla birlikte bir havuz oluşturup yarın şöyle bir 5, 10, 15 binlik 20-30 kişilik grup halinde bir kupon yapmak ve bu ikinci altılının tevzisini hep birlikte paylaşmak arkadaşlar. Ben bunu kurmaya çalışıyorum ama başaramadık. İşlerden ötürü, hayattan ötürü yoğunlaşamadık. Bu projeyi tam olaraktan da üstüne gidemedik. İkinci planı attık. O yüzden daha bu Kozmik Rom'u kurduk, premierlerimizi aldık fakat havuz sistemini de kripto odamız sistemimizi altyapısını hazırladım fakat daha iştirakleri kabul edemedim. Sizlerden de katılım çok az olduğu için o yüzden bu bütünlüğü, birlikteliği sağlayamadım arkadaşlar. Bu yalnız benim elimde değil. Şu an beni dinleyen YouTube abonelerimin elinde, sizlerin elinde arkadaşlar. Yani inanın bana birlikten kuvvet doğar arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Bu çok önemli bir etkendir. Bunu başarmaya çalışıyorum. Bir birliktelik sağlayabilirsek, Kozmik Rom'dan kripto odaya geçebilirsek, orada ortak kuponlar yapacağız arkadaşlar. Ve bunun için de önce Kozmik Rom'a gelmeniz gerekiyor. Burada bir bütünlük güven, birbirimize karşı güven sağladıktan sonra kripto odaya geçip de herkesin vermiş olduğu hisseye göre ortak kuponları yapıp artık altınları kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın benim tahmin ve analizlerimi YouTube kanalında geçmişimi, YouTube video geçmişini izlerseniz neler aldık, aldırdık, neler kaçırdık bunları görebilirsiniz. O yüzden birlik olmak lazım arkadaşlar. Yalnız bir şeyler yapmaya çalışmayın. Yalnız yapılan her kupon düşük bütçeli olur. 3000 liralık da olsa, 2000 liralık da olsa düşük bütçeli olur. Ve TJK'ya çalışır arkadaşlar. Bunu ben size söyleyeyim. 5'te kaldım, 4'te kaldım diye her zaman seviniriz bu şekilde küçük kuponlarla. O yüzden bu işin hakkını verelim. Birleşelim. Gerekirse 10 bin, gerekirse 5 bin, gerekirse 20 binlik kuponlar yapalım. Merkez de vermiş olduğu hisseye göre ikramiyeden pay alsın arkadaşlar. Benim ikinci hedefim bu. Umarım başarırım. Başardığımız gün zaten ondan sonra gerisi zaten bu sektörde çok kolay. Onu dile getiriyorum arkadaşlar. Olsun. Yarın için kuramadık kripto odayı ama bir ortaklık sağlayamadık ama gene de Space Türk ben yarın için ortak oynamak istiyorum seninle diyen arkadaşlar da varsa yarın tam zaman arkadaşlar. Urfa müthiş bir program var. O yüzden videoyu saat 3.28 çekiyorum. Video montajım falan filan derken sabahleyin yayında olur. Ben de biraz uyuyor olurum. Eğer benimle iletişimi kurmak istiyorsanız mail adresimi, telefon numaranızı mail olarak atarsanız ben size geri dönüş yaparım arkadaşlar. Yarın inşallah biraz katılım olur da program başlamadan önce şöyle güzel tam kafamdaki kurguları kısmadan güncellemeleri bitirdikten sonra şöyle 3-5-10 kişi bir toplanıp da bir kupon yaparız diye temenni ediyorum. İnşallah öyle bir şey olur da yarın kafamda takılan yazmadığım at kalmaz.
sisteminde çıkan, son güncellemelere çıkan. Ondan sonra da sonuca doğru, başarıya doğru gideriz. Özellikle ikinci altılıya yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. İlk altıda bir tane net bankomuz var, fakat ilk altının vereceği ikramiye 200-300 bin barajını geçmez arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Ama ikinci altının nereye gideceği belli değil. Açık çek arkadaşlar, onu dile getireyim özellikle. İkinci altılda hiç fori de gelmeyebilir. Özellikle bunu not alın bir yere. Yani ikinci altından ben müthiş bir ikramiye bekliyorum arkadaşlar. Hatta ben oynamasam, kurgu yapmasam belki bilen de çıkmayabilir, onu da söyleyeyim. Çünkü sistemim öyle öngördü. %80-%90'larda çok büyük tevziye, yani bir kişiye gitme olasılığı çok yüksek arkadaşlar bu ikinci altının. Ama tabii ki her zaman için biliyorsunuz, sonuçta bu sektörde her an her şey rüzgar gibi değişebiliyor. Fakat bu değişiklik oranı %10, %15 veya %20'dir arkadaşlar. %80, %90, %85 civarlarında size öngördüğüm gibi olmasını bekliyorum. Fakat %10, %15, %20'de tabii ki rüzgar tersten eserse bana doğru, o zaman ikramiye bandında düşüşler olabilir. Zaten ikinci altılda bir tane iki tane fori devreye girerse, o zaman ikramiyeler gene 50 bin, 100 bin, 200 bin bandına özür dilerim arkadaşlar. 50, 100, 150, 200 bandına ikinci altılı düşebilir. Ama düşme olayı %20'lerde, düşmeme olayı %80'lerde arkadaşlar. Onu özellikle belirteyim. O yüzden bölünmeyin. Yarın hedefe odaklanın. Eğer Bursa'ya bölünüp Urfa'yı da oynarsanız zaten başarı oranınız yani %70'lerde düşer arkadaşlar. Hem cebinizden düşer hem kafanızdan düşer. Hem beyniniz yorulur hem de cebiniz yorulur arkadaşlar. O yüzden ikisinden birini seçmeniz gerekiyor yarın. Hatta Urfa'da bile iki altılı var. İlk altılda net bankom var. Ben de şimdi burada bir çekimserliğe kaldım. Acaba İkisini de oynarsak, parçalanırsak, bakın sadece Urfa'dan bahsediyorum. İkisini de oynarsam, parçalanırsam, sonuçta aç gözlüğün sonu her zaman için hüsrandır. Tek bir hedef yapmak aslında en güzel erdemdir. Ben de büyük bir ihtimalle hedef yaparsam, ikinci altılı hedef yapacağım arkadaşlar. O yüzden siz de hedef belirleyerek devam ederseniz bu sektörde oyunlarınıza, başarı oranınız artar. Fakat şunu tekrar yenilemek istiyorum. 1 Ocak itibariyle yayına başladığım Space Türk Medya'nın yayına başladığı tarihten beri gelen en güzel Urfa programı arkadaşlar. Onu özellikle belirteyim. Sistemim şu ana kadar bu sene böyle bir program görmedi. O yüzden ben bugün bu programdan yarın için pazartesi 6 Mayıs 2024 pazartesi günü, yani bu gecenin sabahında, yani bu programın bu kadar müthiş bir program şimdiye kadar denk gelmedi. Bir yılma babanın olduğu gün, bir kişinin bildiği gün bir denk geldi. O gün de değerlendiremedik arkadaşlar. O gün ekonomik olarak sıkışıktım. O yüzden de yılma babayı tek attım ama 50 lira 100 lira kupon yaptım o zaman da. 4'te kaldım o gün. 8 milyon para verdi. Bir kişi bildi altılıyı. Ben 4'te kalmıştım. Şans yoktu. Şans olmuş olsaydı o 150 lira da alırdık o altılıyı, ama işte şans çok önemli arkadaşlar. %5, %10 da olsa şans çok önemli. Ben elimden geleni yaptım. Bütün hatları da buldum, fakat yüksek mevralara çıkamadığım için ekonomik durumdan dolayı o gün 4'te kaldım. Gelen hatlar da beni şaşırtmadı. Handikapın 5'te gelen atın olduğu yerde ben Nozor'a tek geçmiştim. Yılma Baba tek, Nozor'a tek geçmiştim. Orada da 4. at geldi. King of the Balotelli mi? Öyle bir attı. O atı da zaten 4 at yazmış olsam oraya atı yazıyorum o 4. at olarak. Öteki gelen Prenses Dilara'nın da çiftesini aldım, fakat altılıya yazmamıştım.
O yüzden ikinci ve üçüncü ayaklardan altılıyı kaybettim. İlk ayak Klimova tekti. 23 gün 4 Dragayan'la. Ondan sonra üçüncü, dördüncü ayak var. Beşinci ayak var. Altıncı ayak var. İlk ayak tek zaten. İkinci ayakta Novzora tek. Prenseslilerin orada da iki at yazmıştım. O yüzden 4'te kaldım o gün. 8 milyon bir kişiye gitti. O da maalesef ikinci kişi de ben olamadım arkadaşlar. Ama yarın teksiz oynasam da yani çok at yazacağım yerler olmadığı için yani kaş çekeceğim yerler de olmadığı için kalabalık koşularda çok az atta geçeceğim için yarın cüzi bir şekilde inşallah yakalamaya gideceğiz. Ya en azından gene ben de 200, 300, 400 barajını gene aşamayacağım tek başıma. Fakat dediğim gibi katılım olursa, ortak kupon yapılması gerekirse, talepler gelirse Gmail adresimden bakacağım. Telefon numarasını oraya Gmail olarak atan spacetürkmedia@gmail.com adresine atan kişilere dönüş yapacağım. Bir şekilde bir ortam kurup bu yarınki altılıyı almaya çalışacağım arkadaşlar. Olmasa da kuramazsak da artık tek başıma bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yarınki tahminlerimi Cosmic Rome'da vereceğim arkadaşlar. İlk önce yarışlara başladıktan sonra canlı yayın açıp oradan da dörtlü beşli için tahminleri vereceğim. Videoyu çekeceğim. Yarışlardan sonra açacağım YouTube üyelerime, Premium üyelerime, Cosmic Rome'da vereceğim arkadaşlar. Cosmic Rome'a da Premium üyelerime katılmak isterseniz gene aynı şekilde spacetürkmedia@gmail.com adresine iletişim bilgisini yazarsanız ben size geri dönüş yaparım arkadaşlar. Oradan da sizi gerekli koşulları sağladıktan sonra Cosmic Rome'u alırım. Cosmic Rome'da da detayları, şablonları sizlere sunuyorum zaten orada prim üyelerimi. Bu şekilde bir sistemim var arkadaşlar. Sonuçta bir programa 2 gün emek veriyorum, çalışıyorum. Hakkını veriyorum. Mesela dün Diyarbakır'da Balkan bir numara tek, 6 numarada oğlum Recep'te rakibim 1-6 ikilisi mesela. Ondan sonra Antalya'da 9 numara Şaşko ve 10 numara Naz Çocuk ikilisi. Bunları aldık. Yani o gün oyunu nasıl kaçırdık ben hayret ediyorum. Yani şaşılacak şey. Son ayakta AGF bekliyordum Diyarbakır'da. Oradan yatıyoruz. Bir de ilk ayakta Burak Bektaş'ı yazılım yazmıyorum diye gene 4'te kaldık orada Diyarbakır'da. Fakat yani tuttuğumuz atlardı. Dediğim gibi şablonları yükselttiğimiz zaman bir at bazen 1000 lira kuponda bir at 300 lira oynatıyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi yalnız olmuyor bu işler. Birlik olmak gerekiyor. O yüzden bir an önce Voltron'u oluşturalım arkadaşlar. Yani bir araya gelelim. O yüzden özellikle sizden bana katılmanızı istiyorum. Bir şekilde hayatta bazı şeyleri insanlar tek başına başaramaz arkadaşlar. Bir yere kadar başarabilirler. Ben de Ocak 1 itibariyle bu platformu kurdum. Bunu başardım. Bu platformda YouTube üzerinden 400 aboneye kadar sizlerle birlikte geldim. Ondan sonra Cosmic Rome'u kurdum. Cosmic Rome'a premierlerimi aldım. Ondan sonra sıra geldi. Kripto odamıza, havuz sistemine geçmeye. İşte bunları da ben başardım bir yere kadar. Ama bundan sonra insanların katılması için benim yapabileceğim bir şey yok. Burada siz devreye giriyorsunuz. O yüzden birleşelim arkadaşlar. Gelin farklı düşüncelerle sistemimle ilgili çıkan sonuçları birlikte analiz edelim. Birlikte oyunlar yapalım. Çalıştığım sistemi sizler işinizden gücünüzden fırsat ayırmayı bilirsiniz. Ben 2 gün bir programa çalışıyorum. Benim işim bu şu anda. O yüzden yani sizin 2 saatlik programa bakmanızla benim 2 günlük bakmam bir değil arkadaşlar. O yüzden bazı şeylerde asistan gerekli insanlara, danışman gerekli. Beni de şey olarak düşünebilirsiniz. Bir altılı, bu sektördeki altılı danışmanınız olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşın olaylara. Sonuçta benim 24 saatim, 48 saatim veriyorum ben bir programa.
öncelik çalışıp günün içerisinde de ikinci çalışma sistemine geçerek güncel oranları, AGF oranları ve güncel durumları, son bilgileri değerlendirip de ben sizlere yorum yapıyorum. Bir gün önceden video atamıyorum sizlere. Bir gün önceden yapmış olduğum tahminler net olarak oturmadığı için, eksik olduğu için, o yüzden bir gün önceden ben tahmin veremiyorum arkadaşlar. Sadece bir gün önceden vermiş olduğum bilgiler hangi ayakların sürpriz gelebileceği, hangi ayakların plase tatlı sürpriz gelebileceği, hangi ayakların favori gelebileceği, bunun bilgisini verebiliyorum sizlere. Gün içerisinde de son yarım saat, bir saat kala, ondan sonra zaten birçok şeyim netleşiyor. Netleştikten sonra o sürpriz gelecek ayaktaki sürprizi sizlere veriyorum arkadaşlar. Ve %80-%90 olayın oranında da başarılı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Zaten net olarak %90'lık net bir banko verdiğim zaman da o bankonun gelmeme şansı %10, o da 10'da 0.1 arkadaşlar. Onu dile getireyim özellikle. Zaten vermiş olduğum bankoların, alternatif bankoların, net bankoların oranlarını size söylüyorum. Oranlar çok mühim. Bu oranları ne kadar yüksek olursa gelme şansı o kadar çok yüksek olduğunu her zaman unutmayın arkadaşlar. Ben %99.9 oran verip de %90'ı çekiyorsam o atın gelme olasılığı çok büyük bir şekilde yüksektir arkadaşlar. Mesela geçen gün Bursa'da iki tane iki altılı da olmak üzere, biri bir altında, biri ikinci altılı da olmak üzere iki tane net, %99.9 net banko verdim. İlk altılı da ikinci altılıyı da sizlere rahat bir şekilde sundum o gün arkadaşlar. İlk altılı 2000'e yakın verdi. İkinci altılı 22 bin lira ikramiye verdi. Net bir şekilde. İki bankolu, iki altılı, tek bankolu, ikinci altılı, tek bankolu. Biri Muzatcan'dı, diğerini unuttum şimdi, hatırlayamıyorum. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bankolara net verdiğim zaman zaten netlik oranları belli. Ama %20 ile %40 arası veriyorsam orada biraz endişe olabiliyor. Fakat onun da gelme şansı çok yüksek oluyor. Onu da dile getireyim. Bazen Yılma Baba gibi çok büyük ganyanlı atları da sizlere %40, %50 oranında net banko olarak verebiliyorum. Mesela Sabır Bey geçen hafta mesela geldiği gün mesela ben de tek de sizlere Sabır Bey'in üstüne oyun kurabileceğinizi söylemiştim o gün YouTube'dan da canlı yayın yaptığımda. Bu tip atlar gibi düşünün arkadaşlar. Mesela Beyaz Gölge, yarın koşacak olan Beyaz Gölge 8-9 lira ganyanla %6 AGF koşarken ben Beyaz Gölge'yi sizlere tek önermiştim. Ondan sonra Babanasu'yu 9 numara son ayakta 10 küsur ganyana koşuyordu. Babanasu'yu sizlere tek önermiştim. Yani bunun gibi aklıma gelebilecek gelemeyecek kadar çok 1 Ocak itibariyle YouTube'a yayına yapmış olduğum yayınlar itibariyle o kadar çok atlar bu şekilde geldi ki arkadaşlar. O gün sizlerin arasından yani altılıyı yakalayamasa da bana inanmayıp da altılıyı tam olarak da o şekilde tek atmayanlar bile yani bu atlardan en azından altılıyı yakalayamasalar bile ikililerden çiftelerden çok güzel ikramiyeler kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu gözlemliyorum sizden. Zaten bununla ilgili dönüşümler de oluyor. İşte teşekkürden de oluyor. Ondan sonra geçen 3-4 ay önce 160 bin, 130 bin, 120 bin, 16 bin, 24 bin ikramiyeleri aldırdığım insanlar da teşekkürlerini yorumlara yazıyorlar, dile getiriyorlar. Onları da Kozmik Rom'da görmek isterim. Sonuçta kazandırıyorsam kazanmalıyım arkadaşlar. Yani bu hayatın kanunu budur. Benim prensiplerimden bir tanesi önce veririm sonra alırım arkadaşlar. Her ne şekilde olursa olsun. Ama şunu unutmayın. Sonuçta bir emek veriliyorsa her zaman bir karşılığı vardır. Yani sonuçta emeği her zaman saygı duymak lazım. Hakkını vermek lazım arkadaşlar. Hayat böyle. Sizler olmasanız, bizler olmasak böyle hayat durur. İnsan insana her zaman için bir şekilde döner dolaşır, yüzüne bakar, döner dolaşır, alışveriş yapar arkadaşlar. Sonuçta bu dünya tek benim olsa, siz olmazsanız neye yarar? Yani ben tek başıma, bütün her şey benim ama tek insan da benim.
Yani ne anlama kaldı? Bütün dünya benim olsa, bütün evler, bütün binalar, bütün arabalar, bütün her şey benim veya siz yerimde olsanız, sizin olsa ve kimse olmasa sizden başka, teksiniz. Ne anlamı var bu hayatın? Ne anlamı var bu paranın, arabanın, ne bileyim evin, arsanın, dükkanın? O yüzden insan olmadığı yerde insan tekse istediği kadar zengin olsun arkadaşlar. Hiçbir önemi yok. Çünkü bunu harcayamazsınız paranızı zengin olsanız bile. E işte bir arabanız olsa vesaire onu da tamiri gerekecek, tamire götürmeniz gerekecek. Ne bileyim ona yakıt koyacaksınız, insanlar petrolü işleyecek, benzin yapacak vesaire vesaire bir sürü şeyler yani. Gerisini biliyorsunuz. O yüzden insan her zaman muhtaçtır arkadaşlar, bunu unutmayın. Birlikten de her zaman kuvvet doğar. Bunu da aklınızdan hiç çıkarmayın. Ben lafı uzattım gene. Bir önce şu videoyu editleyeyim. Ondan sonra sizlere sunayım. Başlığında bunun şey olarak atacağım arkadaşlar. Yarının tarihini atıp Şanlıurfa altılı gayan tahminleri diye atacağım. Ondan sonra kalkıp da demeyin yani. Bazı insanlar diyebiliyor. İşte tahmin diye bizi kandırma. Ama içeride hiç tahmin vermedin. Arkadaşlar, yani şimdi ben ön bilgilendirme yapıyorum. Yarın için sizlere bir Urfa hakkında uyarı veriyorum ve olacakları size şekillendirmeye çalışıyorum. Bu Urfa hakkında bir tahmindir. Yani illa size at vermem gerekmez. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Ön bilgiler vermek, at vermemem sadece bu yarın Urfa ile ilgili olmayacağı anlamına gelmez. O yüzden yarın tarihini atacağım. Öncelikle şimdiden uyarayım sizi. O yüzden detaylar dediğim gibi Kozmik Rom'da prim üyelerime vereceğim. Fakat vermiş olduğum tahminleri de daha sonra videosunu YouTube'a atacağım. Yarışlar başladıktan sonra. Çünkü prim üyelerime haksızlık olmasın arkadaşlar. Yani gönlüm ister herkese açık yapmak ama yani sonuçta biliyorsunuz her şeyin bir zamanı ve bedeli var arkadaşlar. O yüzden arada sırada ben de YouTube üzerinden açık yorumlar, açık tahminler paylaşıyorum. Ama bir yere kadar tabii ki. Her neyse, sizin için en güzel yerde kalın. Ben Space Türk. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Umarım güzel anlarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.